Motomania'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni programdan sizlerle birlikteyiz. Sorularınız için biliyorsunuz motomania35@hotmail.com adresine kullanabilir. Ya da videoların yorum kısmında sorabilir. Ya da Motomania İzmir Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz. Abone olup kanalımıza destek verirseniz teşekkür ediyoruz. Evet, bugün sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz. Ben dedim bir program çekeyim. Hiç olmazsa bir yarım saat kafamızı dağıtalım. Hemen sorulara geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bu yeni TVS 200i çok soruluyor bize. Abi bu alınır mı filan vesaire. Şimdi arkadaşlar biz bunu Motorsport Fuar'da inceledik. Özellikle çok sorulduğu için Turan'la bayağı bir baktık. Oradaki ilgililerle falan konuştuk. Şimdi Motorsport'ın malzeme kalitesi gerçekten yani güzel, bizim çok hoşumuza gitti. Ben özellikle boya ve granaj kalitesini çok beğendim aletin. İşte Japon kaya ve amortisörler falan kullanmışlar. İşte önde ve arkada ABS sistemi falan kullanmış adamlar. İşte yağ soğutma bir motor bloğu var. Yanlış hatırlamıyorsam da bize satış fiyatını 18.900 lira gibi bir şey söylemişler. 19.000 lira diyelim. Enjeksiyon sistemi kullanmışlar alette. Vallahi benim bayağı hoşuma gitti. Yani düşünen arkadaşlar bence alabilirler. Yani çok böyle sorun yaşayacağınız bir motor olduğunu düşünmüyorum. Zaten eskiler de biliyorsunuz sağlam makineler. Yani çok eski seriler biliyorsunuz belli bir kilometreden sonra pistonları, silindirde bir yağ yakma mevzusu yapıyordu. Ama herhalde onu güncellemişlerdir. Euro 4 uyumlu bir motor. Vallahi ben tavsiye ederim. Ben özellikle gerçekten bak çok samimi söylüyorum. Malzeme kalitesini çok beğendim aletin. Bakın renkleri çok güzel yapılmış. Dizaynları çok güzel yapılmış. Yani çok böyle her şey birbirine çok uyumlu vaziyette motorda. Bayağı da kalıplı, gösterişli bir motosiklet. Alınabilir nitelikte. Yani TVS'de ben hiç anlamış değilim. Yani nasıl bir firmadır o? Şimdi TVS aslında çok büyük bir firma biliyorsunuz. Hani BMW'nin falan motorları, o G310'u falan üreten firmadır aslında kendi fabrikasında. Ama mesela Türkiye'de böyle ne bir reklamı var adam gibi, ne böyle bir şeyi var, ne bileyim böyle sadece kendine ait olduğu yerde yan yatı motorumuz. Kendine ait bir satış yeri falan var vesaire. Ama böyle arada tıkır tıkır gidiyor ve motorlarını satıyor yani bir şekilde. İnsanlar ulaşıyorlar. Yedek parçaları falan da internette özellikle çok yaygın bir motosiklet. Ama benim hoşuma gidiyor ya. Yani alt konseptte bence güzel motosikletler üreten bir firma. Bunun, bu TVS'nin biliyorsunuz bu 310 diye bir modeli vardı, R yarış motosikleti. O da pek gelmedi. Yalnız ben bir tane internette gördüm. Gümrükten almışım arkadaş Ankara'da. 25.000 lira istiyor sıfır model o motosiklet. Valla bak o motosikletin dizaynına hasta kaldım ben. Gerçekten çok güzel motosiklet. Bakın sahibine.com'a girin. Bir tane 310 RR diye modeli var. BMW ile aynı motor bloğunu kullanmışlar biliyorsunuz. O G310 ile aynı motor bloğunu kullanmışlar. O motor da çok güzel motosiklet. İş yapacaktı bence ama niyeyse gelmedi. Hani biraz daha belki uygun bir fiyat bandında falan gelse de bayağı bir müşteri bulur diye düşünüyorum. Ondan ben yeni TVS'yi de arkadaşlar öneriyorum. Yani malzeme kalitesi falan olarak gayet güzel motosiklet. Alacak olan arkadaşlar alabilirler. Tabii 19.000 lira, 18.900, belki 18.500 falan bulursunuz. 2019 modelleri falan daha hesaplı satılıyor. İnternette de bakabilirsiniz. Peki, debriyaj balatası çaktırma olayından bahsedeceğim size. Buna göre birkaç arkadaş sordu, yapılır mı filan. Arkadaşlar, normal vitesli motosiklette olmazsa scooter serisinde yapabilirsiniz. Ve gayet de güzel sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. Şimdi eski debriyaj balatasının, biliyorsunuz onlar böyle 3 ayaklı oluyor, 5 ayaklı oluyor filan. Hani yaylarında, ana sistemde herhangi bir sorun yoksa, bu işi yapan insanlar var. Gidiyorsunuz, genelde böyle kamyon balatası falan çekiyorlar böyle onlara. O çaktırdığınız malzemenin yalnız kalitesi çok önemli. Ona dikkat edeceksiniz. Güzel bir malzeme yaparsanız, sonuçta sistem aynı. Oraya 3 tane balatayı yapıştırmışlar zaten, yani orijinali o şekilde. Adam onu söküyor, kendi yenisini yapıştırıyor. Hatta ben daha önce bahsetmiştim, benim o Z750'de ben balata takımı aldım ama bir arkadaş ısrarla hani balata çaktırdığını ve çok çok güzel olduğunu söylemişti bana. Sonra ben de gittim İzmir 1. Sanayi'de, stadın tam karşısında zaten, ana caddede görürsünüz balatacı diye. Oraya gittim, yaptırdım. Hani denemek amaçlı yaptım ben bunu ve gayet de güzel sonuçlar aldım ama adamın kullandığı malzeme çok önemli. Burada işte o malzemeye dikkat ederseniz, güzel bir kaliteli bir malzeme kullanırsanız debriyaj balatasının scooter serisinde, çünkü bazı motosikletler özellikle yüksek cc motosikletlerin debriyaj balataları inanılmaz pahalı bu dolar euro kurları yüzünden. Ama bu şekilde yani 100 lira, 150 lira gibi paraya da halledebilirsiniz bu olayı. Sonuçta aynı işi de görür. Yani çok da mahtap bir şey değil ama normal motosiklette olmaz.
Şimdi üçüncü maddemizde 50 cc iki kişi binmeyin. Şimdi yakın tarihte yaşadığımız bir olaydan bahsedeceğim. Bizim Kenan abimiz var. Senen olsun burada. Hatta onun bir tane 50 cc bir software modeli vardı. Biz mavi incelemiştik onu. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi o motoru ikinci motor olarak kullanıyor. Senen'e Joymax'ı var normalde. Şimdi oğlanla biniyormuş genelde iki kişi. Arkadan arkadaşlar çok ağırlık bindiği için motorun amortisörüne bir kısmı lastiği sürtmeye başlamış. Böyle yemeye başlamış lastiği. Tamam mı? Arkadan yemiş. Sonra Kenan abi işte üç kuyruğa tarafında giderken bir anda lastik artık bir yarılıyor orada. Yolda giderken. Bunlar hakimiyetini kaybediyor tabii. Bir düşüyorlar oğlanla beraber. Oğlana bir şey olmuyor zaten da Kenan abinin omuzu kırıldı bu kazada. Yaşı da var. Şimdi ben de ondan uyarayım istedim yani burada sizi. Bu 50 cc'lerin zaten arkadaşlar edi budu bellidir. Tamam mı? Buna böyle çok fazla ağır böyle yük iki kişi binmeyin. Bakın böyle şeyler yaşanabilir. Zaten şasileri falan da çok sağlam değil. Valla şasi kırılması falan bile yaşayabilirsiniz. Onun kullanım amacı belli zaten. Siz de biliyorsunuz. İşte tek kişi şehir içerisinde. Bakkala git, çakkala git, bankaya git, oraya git, buraya git için yapılmış bir motosikletlerdir yani onlar. Ondan onları çok fazla sınırlarını zorlamayın. Bir de sizden rica ediyorum o motosiklete güzel iki tane lastik alın. Tamam mı? O şekilde kullanın. Daha garantide olursunuz. Yani 50 cc motosikleti bence iki kişi hele alırsanız kesinlikle binmeyin. Bu dediğim şeyden sonra lütfen eğer bu şekilde kullanmışsanız bir kontrol edin lastiklerinizi falan herhangi bir yeri sürtmüş mü falan vesaire bir bakın arkadaşlar. Peki dördüncü maddede çantaları abartmayın. Şimdi dükkana tabii çok insan geliyor. Hem bizi tanışmak için, servis için falan vesaire. Özellikle bu endurocu arkadaşlar hani bu işi çok abarttılar bence. Yani lütfen orada siz de kendiniz böyle bir öz eleştirinizi yapın arkadaşlar. Şimdi mesela geliyor bu Suzuki V-Storm'lar, Honda MC'ler falan vesaire. Şimdi bir de çok fazla para verilmesin de çünkü bunlar ekipmanlar pahalı biliyorsunuz çantalara marka falan aldığınızda. İnsanlar kendileri mesela yapmışlar çantaları. İşte alüminyum çantaları falan sanayide bir arkadaşına yaptırmış. Kendi malzeme almış ve böyle orijinal gibi ürünler falan yapmışlar ama abi yani çok abartıyorsun. Arkaya böyle bu kadar böyle kocaman çantalar. 3 tane çanta takıyor. Yani ben anlamıyorum ne yapacaksın? Taşınacak mısın? Yani nakliye mi yapacaksın yani bu kadar? Nedir yani bu kadar büyük çanta takmanın manası nedir? Anlatabildim mi? Ve arkadaşlar tehlikeli. Bir kez motosikletin dengesini bozuyorsunuz bir. Çünkü o çantalara eşit şekilde yüklemeniz lazım. Yani motorun ayrı dönemine zarar veriyorsunuz. Hani yüksek süratte ne olacağını ne edeceğini pek kestiremezsiniz. Ani rüzgarlarda diyeyim yani size. Belki normalde sizi rahatsız etmiyordur ama çok ani rüzgarlarda motorun tepkileri değişebilir. Artı aralardan filan geçerken çok tehlikeli. Bakın bunun bir sürü internette kazası var. Yani ben bir kez Instagram'da görmüştüm. İnanılmaz bir kaza geçiriyor adamlar. Çantayı ufacık böyle bir çarpıyor. Motor dengesi bozuluyor. Düşüyor artçısıyla beraber filan. Yani bu çantaları çok abartıyorsunuz ya. Ya bu şimdi kızacak bana ama bu endurocu arkadaşlarda şöyle bir şey var yani. Enteresan bir şey var. Yani ne bulursa bir takma şeyi var üstlerinde. Yani böyle bir misyon edilmişler neyse. İşte sis farı takacaklar. İşte ne bileyim çakar takacaklar. İşte ne bulursa ya neon biri açıyorlar bu arada. Can sıkıntısından ne takabilirim derdine düşmüşler. Yani bu kadar hani motosikleti yani hem elektrik olarak hem yük olarak çok fazla yormayın arkadaşlar. Yani çok abartıyorsunuz. Ondan hani bu çantaları bilemiyorum yani gerçekten hani şey bana tuhaf geliyor. Hani öyle bir misyon var, öyle bir şey var insanların arasında. Yani değişik bir psikoloji var. Peki 5. maddede RKS'nin bu Cafe Racer 152 modeli çok soruluyor bize. Alınır mı diye. Alınır bence. İki tane müşterimiz de var. Bakımlarını biz yapıyoruz. Vallahi motosikletler bence sorunsuz. Çünkü ne biliyor musun? Çok basit bir sistemi var. Ben böyle basit sistemi olan motosiklete hayranım. Çok fazla elektronik daha hiçbir şey yok zaten motosiklette. Yarın bir gün atıyorum motorla ilgili sorun bile yaşasanız onun pistonu silindiri çok ucuz yani. Diğer modellerle de uyumlu olduğu için çok sorun yaşasını düşünmüyorum. Bir de zaten verilen para belli. 6,5 lira emine satılıyor şu an motosiklet. Nakit 6,5 lira falan alırsınız. Onu taksit bile yapıyorlar bu paraya. Bir de şekli şemali çok güzel yapmışlar motosikletin. Yani şimdi sen atıyorum mesela 3 lira 4 lira bir motosiklet alsan ben bunu Cafe Racer'a çevirsem desen aynı paraya gelecek zaten.
Yani bugün normal bir telefonun bile, bir cep telefonun bile 3,5-4 bin liraya satıldığı bir dönemde yani 6,5 liraya, ikinci eli 5 lira bile olan bir motosiklet, 5 lira ki çok düşük kilometre olanları var. Yani ki o arkadaşlar da çok aşırı bir titreşim olmadığını söylediler. Ben böyle birden de yani biz bakalım da şöyle denemek amaçlı kullanmıştım. Benim hoşuma gitti. Alınabilir bence. Değerlendirilebilir. Zaten bizde kafe resim yani kültür çok fazla yaygın değil biliyorsunuz. Yani ona bir alternatif olur düşünebilir arkadaşlar. Yani RKS'nin bu alt segmentteki düşük CC makinelere de çok sorun değil. Yani ben tavsiye ederim size. Peki 6. maddemizde CC yükseltme ve vize mevzusundan biraz bahsedeceğim. Şimdi birçok arkadaş soruyor, abi diyor motorun CC'sini arttırsam hani vize de herhangi bir sorun yaşar mıyım filan vesaire. Yaşamazsınız arkadaşlar. Çünkü onu kontrol açık bir vize yapısı bizde yok. Şimdi ben 150 cc'nin motoru 200'e çevirirsem nereden alacak adam onu? Anlatabildim mi? Nasıl kontrol edecek? Yani bu scooter serisinde mesela olsa nasıl binecek? Ancak şikayet üzerine falan vesaire bir şey olduğunda devreye giriyor olay bizde. Daha önce bir tane o RMG Gusto falan olayı vardı biliyorsunuz. Şikayet etmişler adamları. Adamlar da işte öyle bir şey yaşadılar. 50 cc, 80 cc olarak satıyorlardı çünkü biliyorsunuz. Ama normalde vizede böyle bir şeyin olması imkansız. Hatta vizede yani başka bir makine bile taksan çoğu vize bunu kontrol bile etmiyor. Ya yani ben şimdi mesela bir YBR alıp CBR 250 motor bloğu gitsem İzmir'deki vizelerden geçerim. Şimdi diğer vizeleri bilmiyorum ama İzmir'de mesela konağa gideceğim oradan çok rahatlıkla geçeceğini düşünüyorum kendi adıma. Tabii bu yasal değil. Yani şimdi illa biri denk gelir ters bir şeyler olur falan vesaire ama genelde motor bloklarındaki şeylere pek bakmıyorlar vize de arkadaşlar. Ondan ama benim burada altını çizeceğim nokta şu. Şimdi bunu hepsi uyardım size ama hani bir türlü anlatamadım. Şimdi bakın 150 cc, 200-250 cc'ye mesela çeviren eski şey, köylü tarzı motorlar falan neyse yani ona benzer motor çeviren arkadaşlarımız var. Şimdi arkadaşlar cc yükseltmek marifet değil. Ona göre bir fren sistemi olması lazım o motorun. Şimdi siz sadece motorsal bazda düşünüyorsunuz. Hani beygir arttırma olarak düşünüyorsunuz. Ama halbuki öyle bir şey yaptıktan sonra da frenlerle de alakalı bir modifikasyona girmeniz lazım. Yoksa gidersiniz duramazsınız bir yere girersiniz. Bunu çok arkadaşlar yaptı bu hatayı. Yani bunun videoları zaten sürekli şeyde var. Yani motosiklet kaza videolarını açın. %60'ı aslında bu tarz işte CC yükselten ve kavşaklarda frene basıp duramayan arkadaşlardır. Anlatabildim mi? Ondan hani sadece CC yükseltmeye olarak düşünmeyeceksin. Gerekli fren modifikasyonu yapmak zorundasınız. 200 CC yap motoru, 250 CC yap sonra kampana fren kullan. Nasıl duracaksın abi? Duramazsın. Yine bu RKS'nin Keylight 202 modeli çok soruluyor. Alınabilir mi filan vesaire. Alınır. Şimdi bakın arkadaşlar biz bu Superlight'ın eski 200'lerinden 150'sinden o kadar çok aldık, sattık, bindik, kullandık ki. Yani bunlar sorunsuz cihazlar. Şimdi bakın Çinli motosikletlerinin bazıları gerçekten rüştünü ispatlamış motosikletler. Mesela bak Mondial'in Z1 150 serisi. Bak 180 değil mesela. 150 serisini al. Valla bak paşa eğer bakımını düzgün yap. Paşa paşa binersin. Bak bize şirket motoru vardı 63 bin kilometre dedi ya. 63 binde. Düşünebiliyor musunuz? Yani Çin menşeli sonuçta tek sindirim makineden bahsediyoruz. Şimdi bu Superlight'lar şunlar bunlar işte vesaire bu RKS'li motorları ya da bu konseptte mesela belli motorlar gerçekten rüştünü ispat mesela Mondial'in Drift modeli aynı şekilde. Gerçekten makinesi çok sağlam bir motosiklettir o mesela. Kolay kolay bozamazsınız. Yine bu RKS'nin Keyway Superlight'ın işte 150-200 serisi. Makine çok sağlam. Sistemleri çok basittir. Bak sorun bile çıksa, bak altını çiziyorum. Sorun bile çıksa çok düşük bütçelerle sıfır makine yapıp gene devam edersin yoluna. Bu da öyle bir motosiklet. Bu aslında bildiğimiz Superlight 200'ün biraz makyajlanmış hali ama sadece dış makyaj yemiş. Mesela motoru hala karbüratör oluyor. Karbüratör sistemi kullanıyor. Bir anlamda iyi aslında. Hani şimdi Çin menşeli motorun enjeksiyonları biraz sorunlu. Karbüratörlü olsun daha iyi yani. O şekilde ne yaparsınız kullanırsınız. Ben mesela ne yaparım? Mesela bu motoru alsam kendi adıma. İki tane güzel lastik alırım. O RKS Cafe Racer için aynı şey geçerli. İki tane güzel lastik alırım abi. Bir tane de böyle Japon bir makinenin ona uyumlu bir tane karbüratörünü alırım. Çünkü en çok bu makinelerde karbüratörlerde genelde sorun çıkar. Soğukta çalışmaz etmez falan. Ve güzel bir tane karbüratör alırım. Biraz parayı kırayım. 200-300 lira falan veririm. Bulurum öyle bir tane karbüratör. Çıkma çalışan bir şey bile bulsanız. Mikronik falan. Takarım ona o karbüratörü.
Canavar gibi bir derim. Bir de güzel bir tane buji takarım onu neye yakar falan. Buji takarım. Canavar gibi bir derim. Olay bu. Ben çok sorun yaşadığını düşünmüyorum. Bugünkü fiyat bandı da 14 bin lira gibi bir satış rakamım var arkadaşlar. Şu anki piyasayı düşünürüz yani normal artık yani. Artık 50 cc'ler bile 7-8 liraya satılıyor. O piyasada normal artık diyoruz tabi isterseniz. Şimdi gene en çok sorulan sorulardan bir tanesi yüksek kilometre MT07 alınır mı? Şimdi her gün bize gelen mesajlar geliyor. Abi MT07 alacağım. Onların da kilometreleri bayağı ilerledi biliyorsun. Biniyor motoru çok sürekli. Abi 50 binli alacağım sorun yaşar mıyım? 60 binli alacağım. 45 bin kilometre alacağım sorun yaşar mıyım diye bize mesajlar geliyor. Şimdi bizim bu konudaki görüşümüz şu. Turan Usta ile beraber ortak fikrimiz. İşte yılların deneyimi. Şimdi biz şöyle düşünüyoruz. CC yükseldikçe motosiklette malzemelerin artması lazım. Bakın bu çok önemli bir mevzu. Yani şimdi sen 700 cc, 750 cc bir makine yapıyorsun. Ama mesela çift silindir. Anlatabildim mi? Bunların ister istemez kullanım ömürleri 4 silindirli makineler gibi olmayacaktır. Yani bu bir gerçek. Yani ana kuralı şu, cc yükseldikçe malzeme artacak. Mesela bak şimdi, Turan'ın BMW 735'i var. O alet 8 silindir ve 280 beygir bir güç üretiyor. Alet 278 beygir, 280 diyelim. 280 beygir bir güç üretiyor. Ama bugünkü teknolojiye baktığı zaman BMW mesela 4 silindirle ondan daha torklu mesela makineler üretiyor. Ama işte makinelerinde bir süre sonra zincirinde şurada burada diğer aktarma organlarında sorun çıkmaya başlıyor. Anlatabildim mi? Şimdi MT07 tamam Japon kalitesi yani sonuçta. Makinesi kolay kolay bozulacağını düşünmüyorum kendi adıma. Ancak burada en önemli etken ne biliyor musunuz? Kullanıcı. Nedense bazı motosikletlerin kullanıcıları çok böyle motosikleti sert kullanıyorlar. Bu motor da maalesef o motorlardan bir tanesi. Bakın MT07 kullanıcıları sürekli tekerdeler. Sürekli böyle arkaya bir yanlama derdindeler. Bir egzoz takıp böyle arada uzama şeyindeler. E şimdi bu hareketler ister istemez motoru bir süre sonra yormaya başlıyor. Şimdi motorun makinesi düzgün bile olsa belki dyno testine soksak %70 çıkacak, %65 çıkacak ama makine sağlam düzgün çalışıyor. O da Japon kalitesi olduğu için. Burada yani ben şu kadar kilometre falan diye hani gider diye garanti veremem. Sen eğer bakımını düzgün yaparsan, dediğim gibi Apache gibi de kullanmazsan yani 100 bine devirirsin, 200 bine devirirsin bu makineyle. Anlatabildim mi? Belki 300 bin bile yaparsın. Ancak dediğim gibi sürekli sen bunu böyle zorlayarak kullanıyorsan çift silindir bir yerde iflas edecektir. Yani bir yerde bir sorun çıkartacaktır yani makine. Ama silindirde çıkarmayacaktır, bir yer konuda çıkaracaktır. Ama başka bir yerde çıkaracaktır. O sorun çıkacak herhangi bir yerde. Anlatabildim mi? Öyle düşünün. Yani götürün gösterin gerekli mercileri. Ekspert yapanlara. Bir makinesini düzgün bir baktırın. Dediğim gibi yani siz al, eğer makinesi düzgünse siz aldıktan sonra düzgün kullanıyorsanız sorun yaşamazsınız. Ama daha önce adam 3-5 tane el değiştirmiş. Adamlar Apache gibi kullanmış. Sen almışsın. Sen de öyle kullanıyorsun. Hani sorun olasılığı artıyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ya açıkça konuşayım. Ben kendi adıma MT07 alacağıma giderim XC6 falan alırım ya. Bak XC6 var ya muhteşem bir cihazdır. Bakın alın binin kullanın XC6'yı. Vallahi billahi vazgeçilmeziniz olur yani. O kadar güzel bir makinedir ve sonuçta 4 silindir. Yani 4 silindirin o tork gücü hiçbir zaman yani tamam bu da güzel alet ama yani onun 4 silindir bir başka sesi başka, gidişi başka, çalışması başka. Anlatabildim mi? Her zaman yani dediğim gibi yüksek cc'de abi silindir yükselsin. En az işte dediğim gibi 4 silindir makine alın. 9. maddemizde CB125R alınır mı? Yine bununla ilgili sorular gelmeye başladı. Bunun 250'si ile ilgili sorular da geliyor. Abi ikisi de alınır. Bakın CB125R biz bakımını yaptığımız iki tane motosiklet var. Biri Erdem arkadaşımızın buradan selam olsun. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, dostumuz bizim. Neredeyse sıfırdan beri motosikletin tüm bakımlarını biz yapıyoruz onun. Ki Erdem de kullanıyor yani motoru. Ama Erdem hiçbir zaman böyle saçma sapan hareketler yapmayan bir insan. Ama motosu çok efendi düzgün kullanan bir arkadaşımız. Trafik kuralına uyan bir arkadaşımız. Valla bak 30 bin kilometreye geldi. Abi sadece motorun yağını değiştirdik desek yeridir ya. Yani temel bakımını yaptık. Başka hiçbir şey yapmadık. Şimdi Honda'nın 125'lik makinaları gerçekten çok sorunsuz. Çünkü neden biliyor musunuz? Özellikle o krangın normal işte rulmanlarına üzerine dönmesi krank sorunu yaşatmıyor. O 250'lerdeki gibi.
Ama 250 serisinde arkadaşlar, o kranklar yataklı sistemde yapıldığı için siz de biliyorsunuz çok meşhur yani Siber 250'nin krank kırması. Artık yani güneş balçıklı sıvamız, bunu birçok insan gördü, yaşadığı şeydi. Kırıyor yani, krankı kırıyor. Anlatabildim mi? Ondan dikkat edeceksin. Ama CB125'e kim almadı? Abi yakıt az olsun motorun. Ki gerçekten 2 litre bile 2,5 litre anca yakıyor motor. Hani koyuyorsun unutuyorsun benzini. İşte ABS olsun. Bak o da çok ciddi bir artı. ABS var motorda. Anlatabildim mi? Yakışıklı olsun. Ne bileyim böyle yeni bir dizayn olsun falan diyorsan. Hani tam böyle bulunması ilk kumaşıdır. Ve bugün ikinci el piyasasında 16,5-17 liraya kadar çok güzel makineler bulunabiliyor. Yani ben böyle canı çıkmış eski CBR 125 alacağımı, bu makine alırım, paşa paşa bir lira, hiç olmazsa ABS'si yeter yani. ABS için bile alınabilir yani makine. Ben şiddetle tavsiye ederim yani, gerçekten güzel bir cihaz. Son sorumuzda da Bajaj Pulsar, bu NS 150, AS 150 hakkında ne düşünüyorsun abi, de çok soru geldi. Yani düşük bütçeli arkadaşlarımız ona yöneliyorlar falan. Abi ben bu motorları pek sevmiyorum ya. Neden sevmiyorum? Özellikle bu NS 150 falan var ya arkadaşlar. AS 150 de aynı makine zaten. Valla bunların biz çok krankını falan çok yaptık. Çok krank kırdı bu aletler ya. Ve bunun da nedenini söyleyeyim yani size. Servis manuelinde bence yanlış verilmiş. Bu motorlara böyle 200-300 gram daha fazla yağ konması gerekiyor. Ondan oldu yani bu. Yani bak bu sorun şeyde de var. Bak altını çizeyim. Dailin Daystar motosiklet kullanıyorsanız ya da Dailin Rodwin motosikletleri kullanıyorsanız, bak o motosikletlere 200-300 gram fazla yağ koyun. Çünkü yağ pompası yeteri kadar pompalamıyor. Üst tarafa motorun yağını gönderemiyor. Anlatabildim mi? Yağ biraz fazla olunca o sorun ortadan kalkıyor. Burada da işte öyle bir sorun vardı. Bu NS 150 kullanıcıları genelde işte yağın az koymasından kaynaklanan krank kırma olayına girdiler. Zaten bu NS 150 serisi gelmiyor herhalde. Şimdi 125 cc'ye çevirmişler onu. Bu AS 150 de gelmiyor bildiğim kadarıyla. AS 150 tamamen kalktı. Yani dediğim gibi makinesi açılmamış olsun, her zaman söylediğim gibi. Bir götürün gösterin. Yani krankından falan böyle ses gelmemesi lazım. Çünkü çoğu kullanıcı oradan bir elektrik tesisatında da falan da bir sorun yaşamış. Bir tane takipçimiz o zaman bana yollamıştı. Ayak müşürü bir yanıyordu. Bildiğin cayır cayır yanıyordu aletin. Kısa devre yapıyordu. Ona çok dikkat edin. O da ben çok tavsiye etmiyorum. Yani bajajı alacaksan 200 NS alacaksın abi. Anlatabildim mi? Yani düşük şeylerini almayacaksın. Olay budur. Evet arkadaşlar, soruları için biliyorsunuz motomania35@hotmail.com adresini kullanabilir ya da videolar altına yorum yazabilirsiniz. Abone olup destek verirseniz şimdiden teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, saygılar.